Tekrar merhabalar. Bu videoda analitik üzerinde 8 tane ayetilik soru göreceğiz arkadaşlar. İlk sorudan başlamak istiyorum. Hande öğretmen matematik dersinde aşağıdaki etkinliği yaparak etkinlik sonunda öğrencilere bir soru sormuştur. Etkinlik zaten kutu içinde yazıyor arkadaşlar. Bir soru okuyalım önce. Buna göre Hande öğretmenin sorduğu sorunun doğru cevabı nedir? Şimdi etkinlik Ne diyor? Dik koordinat düzleminde d 1 eşittir y eşittir x yani birinci açıortay doğrusuyla d2 eşittir 2x artı y eksi 12 doğrularını çizelim. Peki çizelim. Şimdi öncelikle hemen birinci açı çizmek istiyorum. Şu ekranımızı bir kitleyelim. y eşittir x biliyorsunuz ki orijinden geçen ve e, 90 dereceyi 45-45 parçalayan birinci açıortay doğrusu olarak özel doğrulardan bir tanesi. Hemen şurada koordinat eksenimizi çizdik. Şurası x ekseni burası da y ekseni olsun. Kalemimizi biraz kalınlaştıralım. Rengi değiştirdim. Evet. Y eşit x birinci açı doğrusu şu şekilde çizildiğini hayal edelim. Pekala. İkincisi 2x artı y eksi 12. Burada x'e 0 verdiğimizde y'yi 12'de kesiyor. Y'ye 0 verdiğimizde x'i e 6'da kesiyor. Bu iki noktadan geçen bir doğruyu çizelim. Evet. Birinci etkinlik herhalde tamamdır. Bu da d2 doğrusu. Bu da d1 doğrusu. Bu iki doğrunun kesim noktasını E olarak işaretleyelim demiş. Tamam burası da E olsun. Orijin noktası O olmak üzere bir köşegeni OE olan kare oluşturalım demiş. Şimdi dikkat edin burada orjin orijin O noktası ve bir köşegeni de OE olacak şekilde kareyi meydana getireceğiz. Demek ki şöyle bir şeyden bahsediyor. Bunların kesim noktasını bulmamız icap ediyor arkadaşlar. Bu kesim noktasını öncelikle bir bulalım. Şimdi y eşittir x doğrusuyla 2x eksi y pardon artı y eksi 12 doğrusunun kesim noktasını bulmak için ortak çözüm yapmamız lazım. Yani ortak çözüm demek buradaki denklemde y gördüğüm yere x yazacağım şurada hemen. Yazarsak 3x eşittir 12 olacak. x eşittir 4. Demek ki kesim noktasının apsisi 4 ordinatı 4 böyle bir kare oluşturduk. A ve B noktası D2 üzerinde olmak üzere. Bakın şu doğru üzerinden bahsediyor. D2 dediğimiz buradaki doğru üzerinde olmak üzere bir AOB üçgeni çizeceğiz. Onu da siyahla çizeyim. Bir tane AOB üçgeni. Bakın A ve B D2 üzerinde olacak. Şöyle bir üçgen çizeceğim. Tamamdır. Buna göre neyi soruyor? Çizilen bu üçgenin alanı karenin alanı eşit olduğuna göre A ile B arasındaki mesafe nedir diye soruyor. Bir kere karenin alanının üçgen alanına eşit olduğu söylenmiş arkadaşlar. Bir kere kare alanı kenarı 4 olduğuna göre alanı da 16'dır. 16 birim kare yazıyorum. Peki bu üçgenin alanı da ne olacak? 16 olacak. Peki üçgen alanında dikkat edin. Bir A noktası var. Bir B noktası var. Bir de orijin var. Orijin de 0'a 0. 0. Pekala. Biz neyi bulacağız? AB arasındaki mesafeyi yani tabanı bulacağız. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu alanı bulmak istiyorsam orijinin AB olan uzaklığı yani şu yüksekliği bulmam gerekiyor. Bu yüksek, yükseklik de aslında AB'yi üzerinde taşıyan D2 doğrusunun O noktasıyla olan uzaklığını hesaplamam gerekiyor. Yani noktanın doğruya olan uzaklığı kuralını kullanmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle doğru D2 doğrusu bunu sıfıra eşitlenmemiz gerekiyor ki zaten sıfıra eşit olarak verilmiş. Şimdi orijin de 0'a 0 sıfır olduğuna göre orijinin D2 olan uzaklığını bulmamız lazım. İşte bu uzaklık bize üçgenin yüksekliğini verecek. Peki uzaklık nasıl bulunuyordu? Koordinatları doğru denklemde yazıyorduk. Mutlak değer içinde yani 2 çarpı 0 artı 0 eksi 12 bölü katsayılara Pisagor yapıyorduk. Yani x'in katsayısı olan 2 karesi 4. Yeni katsayısı olan 1 o da karesi 1. İşte buradaki uzaklık bize Neyi verecektir? 12 bölü kök 5 olarak verecektir. Peki burası 12 bölü kök 5 olduğuna göre artık şunu diyebilirim. 16 dediğimiz alanı yani kare alanı eşittir üçgen alanı olacaksa 16 eşittir. Yüksekliğimiz 12 bölü kök 5 çarpı AB kenar uzunluğu yani taban uzunluğu bölü 2. Evet buradaki gerekli işlemleri yapalım. Burası 32 yaptı arkadaşlar. 32 eşittir. 12 bölü kök 5 çarpı AB. AB uzunluğu bulmak istiyorsak AB eşittir. 12 kök 5 bölü 32. Bunu da 4 ile sadeleştirsek 8 kök 5 bölü 3. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. İlk soru Edirne dedik arkadaşlar. İkinci sorumuz ABCD dikdörtgen biçimindeki karton şekil 1'deki gibi 4 eş parçaya ayrılıyor. Farklı renklere boyanarak şekil 2'deki şekil 2'de olduğu gibi dik koordinat dizemine yerleştiriliyor. Tamam. K ve L Köşelerinden geçen doğrunun eğimini bulacağız. Şimdi e, anladığımız kadarıyla ABC dikdörtgeni 4 eş parçaya ayırıyoruz. Ve bunları da boyadıktan sonra koordinat düzenine yerleştiriyoruz. K ve L'den geçen doğrunun eğimini bulacağız. Şimdi arkadaşlar şekil 2'ye bakarsanız şuradaki mor olan dikdörtgen e, uzun kenarı ortadan 2'ye bölmüş. O yüzden ben şu kenar uzunluklarına mantıklı yani rasyonel çıkmasın diye 2A 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 diyorum. Böylece her bir dikdörtgenin bir uzun kenarı 6a oluyor arkadaşlar. Şurası da 6a. Pekala, şimdi buraya yerleştirin. O zaman şu parçamız bizim için 3a. Bir 3a da burada var. 6a. Şuraya devam edersek, şurası da zaten 3a kalacaktır. Çünkü 3a da burada var. Mavi dikdörtgende uzun kenarı 6a oldu. Evet, turuncu dikdörtgende bu kenarında ortadan ikiye bölünür. Yani 3a olduğunu söyledik. Şimdi. Bizim doğrunun eğimini arıyorsak aslında doğrunun geçtiği k ve noktalarını bulmamız yeterli. Çünkü iki noktadan geçen doğrunun kesinlikle eğimini bulabiliyoruz. Y'ler farkı bölü x'ler farkından eğim bulacağım. Peki Öncelikle l noktasının koordinatlarını bulayım. Bakın l noktasının apsis değeri 3 artı 6'dan 9a ne oluyor? apsis değeri. Peki ordinat değerine bakalım. Y'ye bakarsak burası... Kısa kenar 2A. 2A da burada. Yani yerden yüksekliği demeyelim. X ekseninden yüksekliği 4A. Evet. Böylece biz L noktasını tanımlamış olduk. Sıra geldi K noktasını tanımlamaya. Burası 2A uzunlukta. O zaman K noktasının apsis değeri eksi 2A. Ee, yerden yüksekliği dediğimiz yani x ekseninden yüksekliği ne kadar? 6A. 6A olduğuna göre burası da 6A olacak. Yani Y değeri de 6A. Peki ben L'yi de biliyordum. Değil mi? L neydi arkadaşlar? 9A'ya 4A. Buradan eğimi bulabiliriz. M Y'ler farkı yani 6A eksi 4A bölü X'ler farkı eksi 2A 9A. Yukarısı 2A oldu. Aşağısı da eksi 11A. A'lar gitti. Eksi 2 bölü 11 yani doğru cevabımız B seçeneği deriz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şekil 1'de ön yüzü sarı arka yüzü mavi olan A becerisi dikdörtgeni biçiminde kağıt şekil 2'deki gibi A köşesi orijin orijine sabitlenmiştir diyor. A B, dikdörtgeni C köşesinden tutarılarak EF boyunca katlandığında C köşesi şekil 2'deki gibi OB üzerinde C üssü olarak işaretlenmiş arkadaşlar. Şimdi ED uzunluğunu 12 olarak vermiş. AD uzunluğu 16. C üssü F'de 10 olarak verilmiş. Buna göre E ve B'den geçen doğrunun eğimi yani bizden istediği şu mavi çiziyorum. Şu eb noktalarından geçen doğrunun eğimini bulacağız. Peki. Yine bu doğrunun eğimini bulabilmemiz için iki nokta ya da eğim açısına ulaşabilirsek herhalde soruyu çözeriz. Öncelikle verilenlere bakalım. Bir kere katlama yapılmış. Öncelikle birinci şekilde C noktası C üstüye gelmiş arkadaşlar. Yani şöyle bir katlama yapılmış. Burası C üstü. Ve katlama biçimi bu diyelim. O zaman... Kesinlikle katlanırken arkadaşlar şu uzunluğun e, 10 olduğu verilmişti. O zaman burasında 10 olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi dikdörtgenin AD kenarı bakarsanız 16. O zaman CB kenarı da 16 olacak. Yani buraya 6 kaldı. Burada güzel bir 6, 8, 10 üçgeni yakaladık. Şimdi E noktasına da ulaşmaya çalışıyorum. Buradan diki çektim. Diki çektikten sonra burasında 12 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda şunu da biliyorum. Burada güzel bir benzerlik var. Çünkü Şurası dik açı arkadaşlar. Dik dörtgen olduğu için. Çünkü C köşesi buraya geldi. Peki bu dikdörtgende şimdi tarayacağım yere dikkat ederseniz. Burada bir benzer iki tane üçgen göreceksiniz. Bakın şu taradığım üçgen de köşede birazdan oluşturan. Daha doğrusu oluşturulmuş olan küçük üçgen benzerdi. Bakın bunlar ikisi birbirine benzeri. Sebebi çok bariz belli. Yani basit bir geometriyle de bunu ispatlayabiliriz. Örnek verelim. Mesela bu açı alfa diyelim. Bu açıya da teta dersek alfa teta 90. Mecburen burası alfa burası da teta olacak. Şimdi burası 16 olduğuna göre burası da 16. Alfanın karşısında 8 var. Alfanın karşısında 16 var. Yani benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman hipotenüs doğum varsa burada da 20 olması lazım. Aynı zamanda teta da 6 varsa burası da 12 olması lazım. Şimdi bunları niye bulduk? Çünkü ben E noktasını bulursam bir de B noktasını bulursam E ve B'den geçen doğrunun eğimini bulmuş olurum. Şimdi E noktasının apsis değeri. Apsis görüyorsunuz 12. Ordinat değerine bakacağız. E noktasının ordinatı da gördüğünüz gibi burası 16. E noktası tamamdır. Şimdi B noktası bakın şurası boydan boya geldiğin zaman x ekseni üzerinde 16, 24, 32 yapıyor arkadaşlar. 32'ye 0. Şimdi bu iki noktadan geçen ne olacak? Doğrunun eğimi. Yani eğim EB istiyoruz. Y'ler farkı 16 eksi 0 bölü x'ler farkı 12 eksi 32. Buradan da 16 bölü eksi 20. Bunu da arkadaşlar 4 ile sadece eksi 4 bölü 5. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Üçüncü sorumuz da bitmiştir. Dördüncü sorumuz yukarıdaki dik koordinat sisteminde 5 adet birim karelerden oluşmuş bir şekil. Bakın birim kareler diyor. Yani kenarı bir birim olan karelerden meydana gelmiş. Böyle bir şekil ve bu şeklin A ve B köşelerinden geçen bir doğrunun grafiği verilmiştir. Yeşil bölgenin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar birim kare olduğuna göre ben A'nın koordinatlarını çok rahat yazabilirim. A'nın koordinatları şurası eksi 4. X değeri eksi 4. Y değeri de yüksekliği de şurası 1 arkadaşlar. A'yı bulduk. Peki B'yi de bulabilirim. A ve B önemli çünkü A ve B'den geçen D doğrusu var. D doğrusunu gerek duyarsam denklemini yazacağım. Şimdi B'ye bakarsak B'de absis değeri de eksi 2. Ordinat değeri de bir birim daha yukarı çıktığımız için burası da 2 olacak. Yani eksi 2 2 oldu. Peki şimdi amacımız yeşil bölgeyi nasıl buluruz? Herhalde yeşil bölgeyi en rahat bulacağımız yer şöyle olsa gerek. Burada bir yamuk alanı var. Ben onu kırmızıyla göstereyim. Bakın şuradaki yamuktan 3 tane birim kare mavi ile taranmış 3 tane birim, birim kareyi çıkartacağım. Ama yamuk alanı bulmamız gerekiyor. Tam çizemedim. Göstermek isteyeyim. Şöyle bir doğrumuz var. Evet, bu yamuk alanından birim karelerin alanlarını çıkaracağım. Ama yamuk alan için arkadaşlar ne lazım? Tabanlar toplamı lazım. Yani acaba y ekseni kaçta kesiyor? Bunu bulmam gerekiyor. Bunu orantılı doğru parçasından yapabilirsiniz. Aslında burada ee, b yeri daha doğrusu burası b k diyeyim. Bakın şurasına k diyorum. BK orta taban. Çünkü şurası 2 burası da 2. Eğer bu yükseklik arkadaşlar 2 ise onu ben mavi ile göstereyim. Şu BK dediğimiz 2 ise şurası da AT diyelim şurası. AT de 1 ise o zaman orta tabandan dolayı mecburen ne diyeceğiz arkadaşlar? Burası da mecburen e, kesinlikle 3 diyeceğiz orta tabandan. Yani şu yükseklik boydan boya 3 olması gerekiyor. Demek ki burası 3. Artık biz bu yamuğun alanı çok rahat bulabiliriz. Yamuk alanı hemen yazıyorum yamuk alanı tabanlar toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Üst taban 2 alt taban 3 çarpı yüksekliğimiz bakın şurası yükseklik burası da 2 birim. Çarpı 2 bölü 2'den yamuk alanı 5 geliyor. Peki bu yamuk alanından biz neyi çıkartacaktık? 3 tane birim kare alanı o da 3'tür. Çıkarsak bu da yeşil bölge alanı olacaktır. Yani doğru cevabımız 2 olacak. C seçeneği doğrudur arkadaşlar. Beşinci sorumuz dört tane eş dörtgen dik koordinat düzlemine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. A ve P noktalarının ordinatları farkı 6. P ve B noktalarının apsiler farkı 8. Şimdi burası ne demek istedi? Ordinatlar farkı yani y'ler farkından bahsediyor. Bakın şuradaki mesafe aslında. Buradaki mesafenin 6 olduğunu vermiş. Ve buradaki mesafenin de 8 olduğunu biliyoruz. Bakın böylece bu mavi doğrunun biz eğimini bulabiliriz. Mavi doğrunun eğimi yani MAB nedir arkadaşlar? Tanjant alfa. Yani şuradaki açın tanjantını alacağız ama tabii ki bize eğim açısı bu değil. Eğim açısı biliyorsunuz ki x ekseniyle pozitif yönde yapılan açıdır. Teta'dır. Biz aslında doğrusu tanjant teta'yı bulmamız gerekiyor ama tanjant alfa'yı bulup bunu da eksiyle çarpmamız yine eğimi verecektir. O bize eğimi verdi. Yine göre ben tanjant alfayı bulup eksiyle çarpacağım. Tanjant alfamız 6 bölü 8. Yani buradan da eğim eksi 3 bölü 4. Şimdi bu benim eğim bulmama yaradı. Pekala. Sorulan soru O ve K noktalarından geçen doğrunun denklemi isteniyor. O dediği orijin K dediği de şuradaki köşe noktası arkadaşlar. Bu ikisinden geçen doğrunun denklemini arıyoruz. Bir kere... Bu orijinden geçen doğruların denklemi y eşittir. Eğim çarpı x'tir. Yani biz o ve k'dan geçen doğrunun eğimini bulursak soru biter. Peki onu nasıl bulacağız? Bu bulduğumuz eksi 3 bölü 4 ne işimize yarar derseniz bakın şöyle işimize yarayacak. Bir kere eksi zaten dediğimiz gibi sola yatık olduğu için eksi gelecek ama bunlar eş dikdörtgen olduğunu unutmayın. Uzun kenarlar ve kısa kenarlar birbirlerinin aynısı. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki her bir dik uzun kenarına 4A dersem o zaman buradaki de 4A olacaktır. Yani mecburen şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar burası 8A. Burası 8A ise burası da mecburen 6A. Çünkü tanjanttan dolayı 3 bölü 4 gelmesi gerekiyor. Burası 6A. Yani her birine ne düşüyor arkadaşlar? 2A, 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 2A uzunluk düşüyor. Peki bana ne lazım? Bana K noktası lazım aslında. K noktasını bulursak Zaten orijini de biliyoruz. O noktası sıfıra sıfır olduğuna göre ben direkt eğimi bulmuş olurum. Şimdi k noktasının apsis değeri. Bakın x değeri nereye düşüyor? Tam bu noktaya yani 4a. Peki ordinatı ne? Ordinatı da ne? O da 6a. Peki hala k noktası bu. Orijin neydi? Sıfıra sıfır. Peki o ve k'dan geçen m yani kırmızıyla çizdiğim doğrunun eğimi. Y'ler farkı 6a böyle x'ler farkı da 4a eğim 3 bölü 2 geldiğine göre bu durumda ne yazacağız? Y eşittir. Yani istenen kırmızı doğrunun denklemi eğim çarpı x'ten doğru cevap bu olacaktır. Bu seçeneklerde yoksa biraz daha düzenleme yapılabilir. Yani 2 eşittir 3x gibi bir şey arıyoruz. Ya da 3x eksi 2 eşittir 0 yani doğru cevap A seçeneği olacaktır. 6. sorumuz dik koordinat sisteminde D1 doğrusu x eksi 2'ye eşittir 6. Bu doğrunun x eksenini kestiği nokta etrafında dikkat edin x eksenini kestiği nokta etrafında alfa kadar döndürülmesiyle yeni bir doğru oluşuyor. Ona da d2 doğrusu diyorlar. Bu alfanın tanjantı yeri 1 bölü 2'miş. Buna göre d1, d2 doğruları ve y ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir? Öncelikle arkadaşlar bunu bir görselleştirelim isterseniz. Bir kere x eksi 2y eşittir 6 doğrusu nasıl bir doğrudur? Hemen eksenleri çiziyorum. Şu y eksenimiz olsun. Şurası da x ekseni olsun. Şimdi evvela x'e 0 verdiğimiz zaman y eksenini kesinlikle x 3'te kestiğini görüyoruz. Ve benzer şekilde y'ye 0 verdiğimiz zaman da x'i de 6'da kestiğini görüyoruz. Şurası 6 olsun arkadaşlar. Şurası da x 3 olsun mesela. Evet bu ikisinden geçen bir doğru çizeceğim. Şu bizim d1 doğrumuz. Şimdi bir de d2 doğrusu alacağım ama dikkat edin d2 doğrusunun x ekseni kestiği noktanın yani d1'in x eksenini kestiği noktanın etrafında döndürülecek diyor. Yani alfa kadar döndüreceğiz. Pozitif yönde dediği için saatin ters yönü şeklinde alfa kadar döndürerek yeni bir doğru oluşturdum. Bu doğru da D2 doğrusu. Buna da D2 diyelim. Şu eksenleri biraz uzatalım arkadaşlar. Şu ekseni şöyle azıcık aşağıya kaydırdık. Pekala. Şimdi demek ki alfa kadar döndürdüğümüzde yani şu aradaki açımız alfa olacak. Şurası yani. Şurası alfa. Pekala. Yani. Şimdi geldik sorumuza. Şuranın da 6 olduğunu unutmayalım. Evet. Şimdi D2, D1 ve Y ekseni arasında kalan bölgenin alanından bahsediyor. Aslında buradan bahsediyor işte. Şu bölgenin alanı bulacağız. Peki bu bölgenin alanı nasıl bulacağız? Bir kere burada alfa verilen açı çok ilginç bir açı. Tanjant değeri 1 bölü 2 vermiş. Bunu kullanmamız lazım. Şimdi burada şuna dikkat edelim gençler. Şuranın adını alfa dedik. Peki buna da teta diyorum. Şimdi biliyorum ki tanjant alfa 1 bölü 2. Bunun sorunun kendisi vermiş. Peki ben tanjant tetayı bulmak istesem. Şuradaki dik üçgenden şurası ne kadar? 3 birim. E burası ne kadar? 6 birim. O zaman 3 bölü 6'dan bu da 1 bölü 2. Demek ki buradan şu yorum çıkar. Bunlar dar açı olduğuna göre alfa ile teta birbirine eşit olacak. Yani aslında burası da diğer adıyla alfa. Demek ki aslında d1 doğrusu bir açı ortay meydana getirmiş oluyor. Peki alfa alfa olduğuna göre artık açıortay ortay olduğuna göre açıortay ortay kurallarını kullanacağım. Şimdi açıortay ortay ne yapıyordu? Kenarları parçalarla orantılı olarak bölüyordu. Yani 6'nın 3'e oranı nedir arkadaşım? 2 kattır. O zaman ben buraya k'ya buraya da 2k derim. Güzelce basitçe bir k'ya mantıklı bir sayı verirse k 5 gelir. Neden 5 gelir? Çünkü burası 6 8 13 üçgen olacak. Bakın buraya 5 verdiğim zaman Burası da 10 olmak zorunda. Böylece 6, 8, 10 üçgeni oluyor. Ve taralı bölgenin alanı çok rahat bulabiliriz. Taralı bölgenin alanı artık tabanımız 5, yüksekliğimiz 6. 6 çarpı 5 bölü 2'den doğru cevabımız 15 birim kare olacaktır. Yani E seçeneği doğrudur dedik. 7. sorumuz. D doğrusu 4y eşittir 3x denklemine sahip. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen bir kenarı D doğrusu üzerinde olan AEFK karesi ile ABCD dikdörtgen alanları birbirine eşittir demiş. Burası önemli bilgi. Tamam. E noktasının ordinatı nedir diye soruyor. Peki. Şimdi bu nasıl bir denkleme sahip? 4y eşittir 3x ya da diğer adıyla y eşittir 3 bölü 4x. Peki. D noktasının biz absis ve ordinatını biliyoruz. Yani şurası 16. Bunun karşı değeri de yani şurası da 3. Şimdi bakın ben öğrencileri öğrencilere daima şunu söylemişimdir. Analitik düzlemde bir geometrik cisimle eğri ya da doğru vermişse lütfen ortak noktadan başlayın. Yani burada A noktasından başlamamız gerekiyor. A noktası bize neyi verecektir? Hem kare hakkında belki ya da dikdörtgen hakkında bilgi verecektir. Hem de doğru denklemini kullanma imkanı sunuluyor bize. Yani A noktasının biz kesinlikle apsisinin pardon ordinatının 3 olduğunu biliyoruz. Yani y değeri 3. Peki ben bu y değeri denklemine yazarsam y eşittir 3 için acaba x nedir? Hemen denkleme koyarsak arkadaşlar 12 eşittir 3 xten x değeri 4 gelecektir. Yani burası apsis 4. Peki bu bana ne fayda sağladı? Ben böylece dikdörtgenin kısa kenarını rahatlıkla bulabildim. Kısa kenarı arkadaşlar 12. Pardon uzun kenarı 12 özür dilerim. Kısa kenarı da 3. Yani o zaman dikdörtgen alanı ne oldu arkadaşlar? 36 birim kare. E, zaten dikdörtgen alanı kare alanına eşit. Bakın burada öyle yazıyordu. O zaman kare alanı da 36 olacak. Kare alanı 36 olduğuna göre kare kenarı ne olacak? 6 birim olacaktır değil mi? Kare kenarı 6 birim. Peki. Şimdi bize sorulan e noktasının ordinatı. Yani bu E noktasının x ekseni olan uzaklığını bulursak soru bitecektir. Bunu bulduktan sonra zaten ordinatı da bulmuş oluyoruz. Peki bunu nasıl buluruz? Bir kere karenin kenarı 6 olduğuna göre AE kare kenarı burası 6. Aynı zamanda şuradaki açı arkadaşlar eğim açısı. Yani x ekseniyle pozitif yönde yapılan bir nedir? Açıdır. Eğim açısı dediğimize göre Eğim açısı arkadaşlar tanjantını alırsanız eğimi verecektir. Eğim burada 3 bölü 4. Eğim 3 bölü 4 demek tanjant alfa 3 bölü 4 demektir. Hemen bir kırmızı alıyorum. Yani bu alfanın karşısında 3K varsa komşusunda 4K var. O zaman hipotenüsünde de 5K olacaktır. Yani burada 5K dediğimiz yer aslında 6. K dediğimiz yer 6 bölü 5. Peki bizden istenen ne? E'nin e, ordinatı yani x eksenine olan uzaklığı. x eksene olan uzaklığı bakın şu uzaklık zaten 3. Bir de buradaki uzaklığımız var o da 3K. 3K artı 3'ü bulursak soru bitecektir. K zaten 6 bölü 5 bulmuştum. Yani burası 3 ile çarpılsa 18 bölü 5. Bir de buna 3 ilave ettiğim zaman 33 bölü 5 olacaktır. Takriben de yeri de şöyle yani. Şurası 33 bölü 5 olacak. O nasıl bulduğumu söyleyelim. Şuradaki x eksenine olan uzaklığı yani 3k artı 3'ü buldum. Oradan da ordinata ulaştık arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği deriz. Geldik videomuzun son sorusuna. A, bir kare. D doğrusu kök 3 y eşittir x denklemine sahip. B noktasının koordinatları şurası arkadaşlar. Eksi 2 kök 3 eksi 6 diye verilmiş. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen D doğrusu ABCD karesinin D köşesinden geçmektedir diyor. Karenin alanı nedir? Öncelikle verdiği doğru denklemine bakıyoruz arkadaşlar. Kök 3 Y eşittir X. Ben buradan Y'yi yalnız bırakıyorum. 1 bölü kök 3 çarpı X. Bu çok özel bir eğim arkadaşlar. Burada eğim X'in katsayısı olup 1 bölü kök 3. Yani aslında tanjant alfa ki alfa eğim açısı yani burası Arkadaşlar. Tanjant alfamız 1 bölü kök 3. Tanjantın bu değeri bilinen bir değer arkadaşlar. Alfa 30 derece. Alfa 30 derece olması işimize yarar. Çünkü 30-60-90 üçgenini kullanabiliriz. O zaman burası da 30 derece. O zaman buraya 60 derece kalıyor. Şimdi bizden karenin alanı isteniyor. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Hemen küçük küçük tanımlar verelim. 30-60 derece, 30-60-90'ı kullanmam gerekiyor. Mesela burada Z'den şurası 30 oldu. Şurası 90. Şimdi C'nin bulunduğu yere k kadar uzunluk dersek o zaman 60'ın karşısında yani 30'un karşısında k varsa 60'ın karşısında da kök 3k vardır. Bu karenin bir kenarına eşittir. Karenin bir kenarına kök 3k olduğuna göre demek ki c ile b arası da kök 3k olacaktır. Toplam o'dan b'ye kadar yani ob uzunluğu eşittir kök 3k artı k. Yani k parantezinde kök 3 artı 1. Peki Aynı OB uzunluğu B koordinatı eksi, 2 kö, kök 3 eksi 6 olarak verildiğine göre uzunluk negatif olamayacağına göre bunun mutlak değerini almamız lazım. Yani OB uzunluğu kök 3 2 kök 3 artı 6. Demek ki K çarpı kök 3 artı 1 dediğimiz yer aslında ne oluyor? 2 kök 3 artı 6. Evet burada gerekli işlemleri yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar 2 kök 3 kök 12 demektir. Kök 12 artı kök 36 burası. Burası da K kök 3 artı 1. Şimdi sağ tarafı kök 12 parantezin alırsanız 1 artı kök 3 yapar. Burada da zaten k çarpı kök 3 artı 1. Kök 3 artı 1'ler birbirini götürürse k değeri kök 12 yani 2 kök 3 olacaktır. Peki k değeri 2 kök 3 ise biz de karenin alanı istiyoruz. Karenin bir kenarı şuraya yazalım. Kare kenarı neydi arkadaşım? Kök 3 k. Kök 3 çarpı k. K dediğimizde o da 2 kök 3. Yani kare kenarı 6, o zaman alan tabii ki 36 olur. Bu doğru cevabımız E seçimidiriz. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.